Ya Erhamer Rahimin, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, hane halkına, ashabına, evladına, ezvacına, ehli beytine, yardımcılarına, mümin akrabalarına, ensarına, tarafında olanlara, ittiba edenlere, sevenlerine, muhacirlerine, ondan yana çıkanlara, zürriyetine, ümmetine ve onlarla beraber bize gökleri ve yeri dolduracak kadar senin kadim mülkünde şimdiye kadar olmuş ve bundan sonra olacak ne varsa hepsini sayısınca ve onların da katları sayısınca ezelden ebede kadar her an selat ve selam eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi, senin rahmet peygamberin Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve bütün ashabına evvel ve ahir, açık ve gizli hep selat ve selam eyle. O selatü selamla da bu aciz kulunun başındaki düğümleri çöz, sıkıntılarını gider, İçine düştüğü yalnızlık girdabından kurtar ve ihtiyaçlarını isaf buyur. İbrahim Nebi ve hane halkına selatü selam ettiğin gibi Efendimiz Hazreti Muhammed ve ehline de selat ve selam eyle. Muhakkak ki sen her türlü hamdü senaya layık ve şanı yücelerden yücesin. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve aile efradına rahmaniyetinle muamele ettiğin gibi Hazreti Ruhu Seyyidül Enam aleyhi elfü elfi selatin ve selam Efendimiz'e ve ehline de rahmaniyetinle muamele et. Yine İbrahim Nebi'ne ve ailesine rahimiyetin ile teveccüh buyurduğun gibi beşerin iftihar tablosu Efendimiz'e ve ailesine de rahimiyetinle teveccüh buyur. Hazreti İbrahim ve âline selam ve esenlikle ihsanda bulunduğun gibi, zikredenler zikrettiği, kendini gaflete salanlar da o gafletlerinle kaldığı sürece Allah'ım, yarattıklarının sayısınca, hoşnutluğunun miktarınca, arşın ağırlığınca ve kelimelerini yazan mürekkepler kadar ve bunların milyon katlarıyla Efendimiz Hazreti Muhammed ve âline selam ve esenlikle ihsanda bulun. Ya Rab, dergâh-ı izzetine rahmet, re'fet ve merhamet peygamberi Efendimiz Hazreti Muhammed'in şanını şefaatçi kabul ederek teveccühte bulunuyorum. O, bütün yaratılmışların en hayırlısı olan Nebi-i Mükerrem Efendimiz'e, âlu eshabına selat, selam ve bereket lütfet. Onun hürmetine benim ve kadın erkek, topyekün müminlerin ve Müslümanların günahlarımızı mağfiret buyur. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter. Hakikatinin esintileriyle beni de ferahlandır. Nihayetsiz mevhibelerinden ve muazzam fazl-ı ihsan hazinelerinden beni de feyizlendir. İşlerimde birbirinden güzel çıkış yolları lütfeyle. Gayb hazinelerinden güzel, geniş ve bereketli rızıklarla beni de rızıklandır. En güzel amellerimi, sonuçları ve en hayırlı günlerimi sana kavuşacağım günler eyle. Ey merhameti sonsuz Rabbim! O gün ne olur? Bu kulundan razı ve hoşnut ol. Allah'ım, iznine sığınarak Resul-i Kibriyan'a da ey rahmet peygamberi, efendim, senin isminle
Rabbime yöneldim ve ihtiyaçlarımı gidermesini diledim diyerek seslenmek isterim. Allah'ım, senin merhametine hudut yoktur. O şanlı yüce elçini hakkımda şefaatçi eyle. Onun hakkı için bana merhamet et. İhtiyaçlarımı karşıla, dualarımı kabul buyur ve istediklerim hususunda fazl-ı ihsanda bulun. Ey bütün kainatın Rabbi, mukaddes kitapların sahibi, hesabı çabuk olan, duaları icabette bulunan, ey Rahim, Garip, Mucib, Hannan, Mennan, ey semaları ve arzı eşsiz şekilde yaratan, ey Malikül Mülk, Zülcelali vel İkram, ey Hay ve ey Kayyum Allah'ım, ulvi sıfatların, taslamam kelimelerin, münzel kitabın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulün hakkı için senden diliyoruz. Bize hem dünyada hem de ahirette güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, bize hidayet, takva hissi, iffet ve gönül tokluğu ver. Allah'ım, cahillikten ve belalardan sana sığınıyorum. Allah'ım, gurbetin tasa ve kaderinden, uyuşukluktan, senin sevmemenden, yüzüme bakmamandan, reddetmenden, cismaniyetin perdelerine takılıp da senden uzak düşmekten, mekri ilahiye maruz kalmaktan, altından kalkamayacağım iptilalarla imtihan edilmekten, her türlü elem ve hüzünden, acizlik yaşamaktan, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında ezilmekten, insanların kahrına uğramaktan, hak kapısından uzaklığın hicranını yaşamaktan, cefa çekmekten, huzur-u ilahide yüzüme bakılmamasından, teker teker bunların hepsinden senin yüce dergahına sığınıyorum. Yüce Yaratıcının ismi anılınca daha korkulacak hiçbir şey kalmaz. Zira mahlukatından ne birinin ne de hepsinin gücü onun gücünden fazla değildir. O, la havle ve la kuvvete illa billah, kenzinin sahibidir. O ne dilerse o olur. Bütün nimetlerin yegane kaynağı yine odur. Hayır ve güzellik adına ne varsa hepsi ondandır. Kötülükleri bertaraf edecek yegane zat da odur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.